İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la yaptığı görüşmeye değindi. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan bir partiyi Cumhurbaşkanı adayı olarak ziyaret ettiğini dile getiren Zorlu, "Biz bu konuyla ilgili görüşlerimizi daha önce açıklamıştık. Bu özenden asla taviz vermeyeceğiz. Bunu milletimize taahhüt ediyoruz." İYİ Parti milletimizin birlik ve bütünlüğünü sağlayacak yegane çimentodur. Bu işlevini ilelebet sürdürecektir diye konuştu. Öte yandan zorlu 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel Seçimi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirerek İYİ Parti'ye aday adaylığı başvurularının am an, an arttığını söyledi. Farklı illere yerleştirilen depremzedelerin bulundukları yerde ayrı bir sandık konularak oy kullanmalarının arayışı içerisinde olduklarını belirten Zorlu Partimizin bu yöndeki başvurusu YSK tarafından kanun gerekiyor gerekçesiyle reddedildi. Biz de bunun üzerine nasıl bir kanun değişikliği yapabileceğimizi AK Parti ve CHP gruplarıyla bir araya gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımanın çabasında olduk. Ancak şu ana kadar bir çözüme varabilmiş değiliz." dedi.